Amerika Birleşik Devletleri F-16 konusu, onu paylaştıktan sonra bir de hep birlikte Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma, savaş ve Putin'in Kerç Köprüsü'nden verdiği o mesaj. Putin Kırım'a gitti, Ukrayna'nın bombaladığı Kerç Köprüsü'nden kendi kullandığı otomobille geçti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Rus işgalindeki topraklarını kurtarmaya çalışan Ukrayna saldırılarını arttırdı. Ukrayna güçlerinin saldırıları son dönemde Rusya topraklarına taşındı. Son 48 saatte Ukrayna sınırına yüzlerce kilometre uzaklıktaki Rus askeri hava üsleri peş peşe vuruldu. Saldırılardan biri başkent Moskova'nın hava savunmasının yönetildiği Diaghilevo üssüne gerçekleştirildi. Sınıra yaklaşık 500 kilometre mesafedeki üs kamikaze dronlarla vuruldu. Yakıt deposunun infilak ettiği üste 3 askerin öldüğü, 6'sının da yaralandığı açıklandı. Kamikaze dronlarla benzer saldırı Ukrayna sınırına yaklaşık 700 kilometre mesafedeki Engels askeri hava üssüne de düzenlendi. Saldırıda bazı uçakların hasar gördüğü, iki askerin yaralandığı açıklandı. Rusya'nın misillemesi gecikmedi. Ukrayna'nın enerji altyapısı seyir füzeleriyle hedef alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın 70 füze fırlattığını, bunların çoğunun düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılarda 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Kiev yönetimi Rus topraklarına yönelik saldırılarına dün de devam etti. Kamikaze dronlar bu kez Kursk askeri hava üssündeki yakıt depolarını vurdu. Rusya lideri Vladimir Putin ise Kırım'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin, Ekim ayında Ukrayna saldırısıyla büyük hasar gören Kerç Köprüsü'ne gitti. Onarılan köprüyü yeniden ulaşıma açtı. Ardından direksiyon başına oturdu, köprüden geçti. Rus lider saldırıda hasar gören demiryolu hattındaki çalışmaların da hızlandırılması talimatını verdi.